İsmim Abidin Çoğaç. 1954 Yüksekova'nın Eladeran köyünde, yani Türkçesi Yedi Veren köyünde dünyaya geldim. İlkokul, ortaokulu Yüksekova'da bitirdim. Ancak Yüksekova'da lise olmadığı için liseyi Konya'da ve Hakkari'de bitirdim. 1974'te üniversiteye Erzurum'da başladım. 80'de Ankara Gazi Eğitim'den mezun oldum. Branşım öğretmenlik, fizik, kimya, biyoloji, fen öğretmeniyim. Fakat öğretmenlik yapmadım. Çünkü 12 Eylül davasından dolayı bizim görevimize son verdiler. Yani kamu görevinde mahrum ettiler. 7-8 sene memur olarak çalıştım. Evet, ben evli 4 çocuk babasıyım. Şu anda Bağkur'dan emekliyim. Çocuklarımı okuttum. 1977'de Yüksekova'da kültür dernekleriyle bu siyasetin içine girdim. Doğu ve Güneydoğu'da fraksiyonlar, Türk solu ve Kürt solu fraksiyonları mevcuttu. Bunların içinde de bizim burada en yaygın olan Dedekade diye bir şey vardı, dernek vardı kültür üzerine. Biz de bunun şubesini Yüksekova'da açtık 77-78. Fakat 12 Eylül'de bu davadan bizi yargıladılar. 5 arkadaşa ceza verdiler. 12 Eylül'de bir sene yattım. Akabinde 1988'de tekrar yakalandım. Bu yakalanmada da Türkiye'nin çeşitli cezaevlerinde infazımı bitirdikten sonra Yüksekova tekrar geri geldim. Tabii bu davaya artık içine girdikten sonra bir daha da ayrılmadım bugüne kadar. Sürekli ara ara yakalanmalarım veyahut da yurt dışına çıkmalarım devam etti. Cezamı bitirdikten sonra Yüksekova'ya tekrar geri döndüm. Yüksekova'da bu sefer siyasi partilerin Yüksekova'da oluşması ve bunların içinde benim de yer almam gerekiyordu ve bunların içinde de yer aldım. Önce DEP'ten başladı. 1993'te DEP kuruldu. Yüksekova'da ilk kurucu üyelerinden biri benim. Daha sonra HADEP'te devam ettim. HADEP'te de ilçe başkanlığını yaptım. Daha sonra Demokratik Toplum Partisi'nde yine ilçe başkanlığına getirildim. Çeşitli davalardan yargılandım. Mahkemeye düştüm. Basın açıklamaları, işte Yüksekova'daki eylemlerden dolayı bizi sorumlu tuttular. Bunun yüzünde 94'te yakalandım. Tekrar Diyarbakır'a beni götürdüler. 3 yıl daha Diyarbakır'da kaldım. 3 yıl zarfında sonra da beraat ettim. Beraattan sonra Yüksekova'ya tekrar geri geldim. Böylece yani 77'den beri bu hareketin içinde hiç kopmadım. Sürekli bu davanın içinde yer aldım. Eşim yakalandı. Eşim Bitlis cezaevinde bir sene kaldıktan sonra beraat tahliye edildi ve mahkeme devam etti. Bu mahkeme neticesinde 9 yıl ceza verdiler. Bu 9 yıl cezası içinde biz bir müddet yurt dışında kaldık. Eşim hala Ankara Sincan cezaevinde infazını çekmektedir. Bugün de bu seçim için, önümüzdeki seçim için, Yüksekova Belediye Başkanlığı için aday adaylığına başvurdum. Türkiye'de siyasal yapının gün geçtikçe bizim partilerin üzerinde çeşitli baskılarla, kapatmalarla bizi sürekli uğraştırdılar. En son bu yıl için, yani içinde bulunduğumuz süreçte DEM Partisi kuruldu. Bu DEM Partisi'nin kurulmasıyla birlikte otomatikman ben de üye oldum.
Hali hazırda bu partinin üyesiyim. Dem Parti ne demek? Hani dem, Kürtçe'de karşılığı vakit, zaman anlamında bir kelime. Bu Dem Partisi yeni kurulduğu için yani Kürt hareketine, bizim siyasal yapımıza uygun yeni bir tüzükle bu davaya el attı. Ve bu Dem Partisi Türkiye'nin bütün, Türkiye'de yaşayan bütün halkların bir müzayık partisidir. Yani herkesin kendisini bu partinin içinde görmesi, çalışması, kendisini özgürce ifade etmesi için böyle bir parti kuruldu ve bu partinin içinde bu mücadeleye devam etmek için ben de adayı oldum bu parti için. Bu yüzden DEM özgürlük için, demokrasi için, insan hakları için, eşitlik için, Kürt halkının dili ve kimliği için kurulan bir partidir. Bu süreçte DEM için artık Türkiye'de özgürlüklerin yaşanacağı, herkesin özgürce hareket edeceği, kendisini ifade edeceği bir parti olduğu için DEM Partisi diyorum. Herkesi bu partiye davet ediyorum. Ben bu süreçte Ankara, İstanbul'da yaşıyorum. Çocuklarımın eğitiminden dolayı, eşimin Ankara'da tutuklu olmasından dolayı ben 4-5 yıldan beridir İstanbul'dayım. Bu süreçte herkes gibi benim de tabii ki doğal hakkımdır. Yani ben bu halkıma, Yüksek Uva'ya gerçekten farklı bir belediyecilik anlayışıyla bu şeye karar verdim. Adaylığımı bu yüzden koydum. Eğer beni seçerlerse kafamdan geçen projeleri size biraz sonra anlatacağım. Bu projeleri hayata geçirmek için farklı bir belediyecilik, yani halklı bir belediye anlayışıyla ben bu süreci sürdürmek istedim. Böyle bir şeye bu yüzden başvurdum ve adayım şu anda. Aday olduktan sonra da tepkiler duymadım, görmedim. Fakat tebrikleri aldım. Beni kutlayanlar oldu. Layık olduğunu söyleyenler oldu. İşte sen çok emek vermişsin, bedel vermişsin. Senin hakkındır diye bir şey söylediler. Ben asla öyle bir şey demiyorum. Benim hakkımdayım. Benim de herkes hakkı neyse benim de o kadar bir hakkım var. Bu halk beni layık görüyorsa seçerler. Layık görmüyorlarsa ben yine evimde yaşama bu şekilde siyasi düşüncemi bu şekilde yürütmeye devam edeceğim. Beni en fazla bu işe iten kafamdan geçen projelerimdendir. Şimdi Türkiye'deki belediyecilik anlayışı bizdeki genelde ya kayyum atanıyor ya da seçilen arkadaşlara bir dava uyduruluyor. Neticede ya görevden alınıyor ya da içeri alınıyor. Yani bu koltuğu rahat bırakmıyorlar ve seçilen bütün arkadaşlar bu koltuğu doğru dürüst seçip birisi sonuna kadar götürmemiş. İlk 2 sene olmasın. Benim bu projeleri gerçekleştirebilmem için elbette yani kayyumsuz bir süreç talep ediyorum, istiyorum. Umarım bu sefer kayyum atanmaz ve bu projelerimizi hayata geçireceğiz. Şimdi belediye deyince gerçekten bir şehrin aynasıdır. Yani belediye o şehrin aynası demektir. Temizliği, ondan sonra alt ve üst projeleriyle yeşil alanları, yol, su, kanalizasyon, park, bahçeler, temizlik bunlar çok önemlidir. Bunlar zaten yapılması gereken işlerdir. Yani bunları sen belediyeden ayırt edemezsin. Bunlar başı başına zorunlu projelerdir. Bunları her belediye başkanı yapmak zorundadır. Ve yapanlar yapıyor, yapamayanlar da es geçip gidiyorlar. Tabii yarım yamalık bir belediyecilik anlayışıyla sürdürülüyor. Şimdi Yüksek Ova çok önemli bir konumdadır. Yüksek Ova'nın coğrafi konumu,
Ondan sonra Serhat şehri olması, iki ülkenin sınırına yakın sınırı olan bir ilçe. Bir de Yüksekova'nın içinden geçen transit yol İran'a, bunu Orta Asya'ya bağlayan bir İpek yolumuz var. Yani bu yolun da Yüksekova'nın önemini daha da artırıyor. Çünkü İran'dan gelen, ta Asya'dan, Japonya'dan karayoluyla gelenlerin %80'i buradan geçiyor. Avrupa'dan da gelenler yine aynı bu şekilde Asya'ya geçmek istiyorlarsa genelde burayla Doğu Beyazıt'ı kullanıyorlar. Onun için yani önem vermemiz lazım. Bu belediyenin diğer belediyelerden farklı olması lazım. Ha bu nasıl olacak? Biz kendi imkanlarımızı göz önünde bulundurduğumuz zaman Yüksekova halihazırda şu anda boğazına kadar borçludur. Bu borç gerçekten çoğu projelerimizin önünü kapatıyor. Yani kafamızdan geçen projeleri gerçekleştirmek için tabii ki bir sermaye lazım. Para lazım, ekonomik lazım. Yani bunlar olmasa bu koşullarda sen yani şimdiki mevcut imkanlarla bu projeleri hayata geçirmek çok çok zordur. Ama ben şunu söylüyorum. Size aşağıda sayacağım projelerimi gerçekleştirmek için fazla bir ekonomiye ihtiyacımız yok. Bir de bunun kaynakları var. Yani bu projeleri hayata geçirmek için kaynaklar var. Yeter ki biz doğru projeleri hayata geçirebilelim. Doğru projeleri ortaya koymamız gerekir. Yani Yüksekova'nın şartlarında bize hangi projeler lazım? Bunları kısa zamanda nasıl hayata geçireceğiz? Ve bunların istidamını sağlayıp ekonomik yönde bu belediyeyi güçlendirmek için. Yani şimdi İller Bankası'nın Yüksekova'ya göndereceği paranın en azından yarısından fazlasını kesecek. Neye kesecek? Borçlarına kesecek. Sen bu borçlarını da ödemezsen de olmaz. Ama paranın bir kısmı gelecek. Gelen para senin personel ihtiyaçlarını, işçi giderleri, ondan sonra sigortadır, kiralardır, araba, araç gereçlerinin işlenmesi için, akaryakıt masrafları için ancak onu karşılayacak. Bunun artı bir şey kalmaz elde avuçta başka bir projeyi gerçekleştirmek için. O zaman ne yapacağız? Projelerimi ben sayarsam, yani Yüksekova tarım şehridir. Bir de Yüksekova'nın güzel bir ovası var. Suyu bol olan bir şehirdir. Bunlardan yararlanmamız lazım. Bunun yanında enerji alanında güneş enerjisinden yararlanabiliriz. Rüzgar enerjisinden yararlanabiliriz. Akan derelerimizin sularımızın değerlendirebiliriz. Bunu hem enerjide hem de üretimde, mesela balık üretiminde kullanabiliriz. Hidroelektrik santralları kurabiliriz. Bunları yapmak için önce projeleri hazırlıyorsunuz. Projelerin alt yapısını da hazırlıyorsun. Yani yerini, zeminini, etüdünü yaptıktan sonra bunu uluslararası kuruluşlar var, yardım kuruluşları var. Türkiye'de İller Bankası'nın yardım fonları var. Belediye destekleme fonları var. Yani Belediyeler Birliği'nin bu konuda belediyelere destek sunuyor. Projenin olur, projeni sunuyorsun. Ondan sonra yerini tespit ediyorlar, araştırıyorlar. Bu iş olur mu, olmaz mı? Rüzgar enerjisinden yararlanmak için proje oluşturacağız. Götürüp sunacağız onlara. Onlar da bize olur mu, olmaz mı gelip bakacaklar. Uygun görürlerse bize kredi sağlıyorlar veya da hibe veriyorlar. Bunlarla sen hayata geçirebilirsin. Sen bu projeleri veya da diyelim bir hidroelektrik santralı veya da bu güneş enerjisinde panellerle güneş enerjisi elde edilen bir proje var. Bu proje çok rahatlıkla Yüksekova gibi bir yerde hayata geçirebiliriz. Bunun yanında tarımsal projeler var. Boş arazileri vatandaştan da kiralayabiliriz. Devletin milli emlaka bağlı arsalar var. Bunlar yıllardan beridir işlenmiyor.
bomboş bekliyor. Biz bu arsaları, bu arazileri kiralayıp veyahut da bize bedava da verebilirler, devlettir verebilir. Bunların içine bir iki tane sondaj vuracaksın. Sulu tarım yapabilirsin. Veyahut da susuz tarım da yapabilirsin. Fakat sulu tarım daha verimli olur. Sebze meyve ekersin, seracılık yaparsın. Bunun yanında buğday ekersin, yonca ekersin, mısır ekersin. Yani benzeri şeyler üretilip bu halkın ihtiyaçlarını karşılamak için ucuz bir maliyetle halka sunarsın. Fakir fukaramıza yardım yönünde de destek sağlayabiliriz. Piyasaya da satabilirsin. Yani her konuda belediyeye belki fazla değil ama ilk etapta cüzi bir gelir elde edebiliriz. Bu da belediyeye bir istihdam sağlamış oluruz. Bununla belediyenin eksiklerini giderebiliriz. İşte kreş açabiliriz. Yer kiralayabiliriz. Kadın destekleme projeleri olurkenlerine o konuda destek verebiliriz. Maddi temelde destek verebiliriz. Kendilerine bir aş evi açabilirler. Bir el işi yapabilecek atölyeler kurabilirler. Dikiş nakış üzerinde çalışma yapabilirler. Bunların hepsi bu işi olmayan aileler, maddi durumu iyi olmayan insanlarımızın hizmetine yardımcı olmuş oluyoruz. Bu yönde hiçbir zaman yani ben bunu yapamam, benim gücüm yetmez. İnsanlar isterse yeter ki kafasına koysun. İstediği projeyi hayata geçirebilir. Ama küçük ama büyük mutlaka eğer iradesiyle çalışırsa bunu hayata geçirebilir. Bu projeler basit projelerdir. Biz balık üzerinde balık üretme çiftliklerini açabiliriz. Bunun yanında tavukçuluk ve yüksek oda ta Orta Anadolu'da bize yumurta geliyor. Bize gıda geliyor. Yani biz süt ürünlerini niye kendimizi değerlendirmiyoruz? Mandıra açabiliriz. En azından 15-20 kişi çalışıyor. Yani yapacağımız bütün tesislerde, projelerde elbette yerli halkımız çalışacak. Yani yüksek o halkı çalışacak. Bu insanlar oradan bir ekmek sahibi olacaklar, iş güç sahibi olacaklar, sigortası olacak. Yani bu konuda bu halkımıza da destek olacağız. Yüksek o da maddi durumu iyi olmayan insanları da elimizle beraber, yani kendimizle beraber bu insanlara da bir ekmek kapısı açmış oluyoruz. Bu yüzden bu projeler mutlaka hayata geçirilmeli. Bu projelerle biz yüksek koyu kalkındırabiliriz. O zaman yol da olur, kanal da olur, su da olur, eksiklerimiz olmaz, bağ bahçemiz olur. Yüksek koyda güzel bir ağaçlandırma olabilir. Ama bunu nasıl yapacaksın? Yani gidip dışarıda fidan almakla sen yüksek koyu yeteri kadar yeşil alan sağlayamazsın. Sen önce kendi üreteceksin. Mesela yollar için biz gidiyoruz tabii bütün parke taşı, kilit taşı, kaldırım taşı, oluklu taşı, bu kanalizasyon için boruları nereden alıyoruz? Ya Van'dan alacağız ya başka yerden alacağız. Yani gidip dışarıdan bunları parayla aldığın zaman külfeti fazla olur, maliyeti fazla olur. Ama sen yüksek koy gibi bir yerde ne yapacaksın? Önce bir kum ocağı açacaksın. Kum ocağını hem yollarını kumlamak için, asfaltlamak için kullanacaksın. Hem de bu dediğim taşları yanına bir iki tane makine koyduğun zaman kendin üreteceksin. Çok düşük bir maliyetle sen kilit taşını elde etmiş olursun. Sen kaldırım taşını elde etmiş olursun. Senin zaten araç gerecin var. Elemanın da var. Ne var yani bu kilit taşın yapılması veyahut da ta gideceksin başkasından alacaksın, bir sürü nakliye vereceksin. Sen o zaman sadece çimento olacaksın. Çimentoyu biz yapamayız. Çimentoyu dışarıdan getireceksin. Kumun var, makinen var, işçin var. Bunları çok ucuza mal edebilirsiniz. Yani yüksek ve çok güzel modern bir şehir, sağlıklı bir şehir. Tozdan kurtulmuş olacak, pislikten kurtulmuş olacak.
gelen giden insanlar gıptayla bakacak. Bu çiçekçilik mesela, diyelim bu yeşil alan oluşturmak için, peyzaj için mutlaka senin bir üretmen yerin olacak. Yani bir küçük bir sera yapacaksın. Bunun için de kendi fidanını, kendi çiçeğini kendin üreteceksin. Ucuza mal edeceksin. O zaman yüksek oğa yeşillenecek. Sen bunun bir kısmını da satabilirsin. Kendi bahçesine adam çiçek ekecek, fidan ekecek. Nereden getiriyor? Gidip dışarıdan getiriyor. Ya Malatya'ya gidiyor, ya Van'a gidiyor, ya diyelim Muş'a gidiyor. Gidip oradan alacak. Sen üretirsen senden alacak. Çünkü sen oradaki fiyat da bizim fiyat bir olmaz tabii. Bizim fiyat daha ekonomik olacak. Seni tercih edecek. Çevredeki ile de destek verebilirsin, satabilirsin. İlçelere de verebilirsin, beldelere de verebilirsin. Yani bunlar bizim bütün ilçelerimiz, beldelerimiz bu şeye ihtiyacı var yani. Bu altyapı için ihtiyacı var. Bu yüzden bunları biz gerçekten Yüksekova'yı o zaman modern bir şehir şeyine getirebiliriz. Ha bunun yanında Yüksekova'nın dağları Alpların dağlarından, İsviçre'nin dağlarından farklı değil. Dünyanın en büyük turizmini şu anda küçük bir devlet yapıyor. Sebebi nedir? O gördüğümüz o bizim dağlar gibi, bu Cilo gibi, işte Reşko gibi bu dağlarda kışın karla kaplı dağlarımız o turizm cenneti olacak. Oteller olacak. Uludağ'a, bir işte Erzurum'a çalışmalara gidiyorlarsa, kaymaya gidiyorlarsa, tatilini geçirebiliyorsa niye Yüksekova'da geçirmesin ki? Çünkü bizim ulaşım sorunumuz da yok. Yüksekova bugün havaalanına sahip bir ilçe. Yani bu İran'a yakın bir ilçe. Irak'a yakın bir ilçe. Yüksekova için bir gelir kaynağı sağlayabiliriz. İş adamları o zaman buraya yatırım yapabilir. Ama sen Yüksekova'yı yani bu eksiklerini gidermesen, Yüksekova Belediyesi'ni kalkındırmasan, Yüksekova'nın çehresini değiştirmesen kimse gelmez, kimse yatırım yapmaz, güven duymaz. Çünkü gelen adam istirahatını düşünüyor, rahatını düşünecek, güvenini düşünecek. O zaman güven sorunu da ortadan kalkacak. Bu yüzden yani Yüksekova'yı kalkındırmak için el birliğiyle çalışmamız lazım. Bu projeleri eğer kısmet olursa, göreve gelirsem, beni tercih ederlerse ben bunları hayata geçireceğim. Ben demiyorum hepsini bir günde geçireceğim. Bunları peyderpey hayata geçireceğiz. Zaten sen bir iki projeyi hayata geçirdikten sonra gerisi gelir. Çünkü sen onlarla, o istidamla sen yeni bir iş yeri açacaksın. Yeni bir dergah kuracaksın. Yeni bir fabrika açacaksın. Yeni bir üretim elde edeceksin. O zaman belediye rahatlar, halkımız da rahatlar. Benim herkese saygım var. Başvuran arkadaşlar yani benden aşağı değiller, benim üstümdedirler. Belki onların projeleri de var, belki onların da kafalarında geçen şeyler var. Ben istiyorum herkes kendi projesini bu halka anlatsın. Yani yapacaklarını şimdiden ortaya koysun, halk değerlendirsin. Çünkü neticede halk seçecek bu bizleri. Belki benden daha değerli insanlar var, belki benden daha güzel proje sunan insanlar var. Onların da bu projelerinde yararlanmak istiyoruz, duymak istiyoruz, görmek istiyoruz. Ama kapalı kaldıktan sonra bu projenin o şeyin bir anlamı da yoktur. Benim son olarak söyleyeceğim bütün Yüksekova halkına teşekkür ediyorum. Yüksekova'ya sağlıklı bir yaşam, güzel bir hayat, özgür bir yaşam diliyorum. Güzel bir belediyecilik önümüzdeki dönemde belediyemizin çok güzel böyle uluslararası, ülkeler arası nam yapacak bir belediyecilik anlayışıyla gelecek arkadaşları şimdiden tebrik ediyorum. Onlara da başarılar diliyorum. Herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın.